hocam, benim bir tane sorum olacaktı da. Moleküler biyoloji ve genetik ile biyoloji bölümler arasındaki farkı, iş imkanını sormak istiyorum da. Tamam. Moleküler biyoloji Adnan hocama da sorarız. Önce Hüseyin hocamla başlayalım. Şimdi Türkiye'de hep bir algı var. Moleküler biyoloji ve genetik Türkiye'de iş bulamaz diye. Hatta buraya gelirken de bir öğrencim sosyal medyadan sordu. Hocam çok iyi diyorsunuz ama ben işsiz kalırım dedi. İşte hocamın da söylediği gibi işinizin insanı olursanız işsiz kalmazsınız. Hı. Değer katarsanız, kendinizi yetiştirirseniz. Evet, ülkemizde biraz sıkıntılı mı bu alanlar? Evet. Hı hı. Yani Boğaziçi de dahil olmak üzere. Yani genel bir yargı var. Bu yargı da, bu algı da durduk yere çıkmadı. Yurt dışı imkanını değerlendirmesi lazım. Eskiye göre yurt dışına gitmek kesinlikle daha kolay. Yani öğrencilerimiz çekinmesinler. Erasmus'tan da bahsetmiyorum sadece. Yani yüksek lisansını yurt dışında daha rahat yapabilir. Biyolojiyle alakalı bilim insanı olmak istiyorsa öğrencimiz. Hakikaten. Yani çünkü genelde bizim biyoloji yazanlar, matematik yazanlar, fizik yazanlar daha sonra formasyonda öğretmen oluyorlar. Eğer bu noktadan ilk önce düşüncesi bu değil de bilim insanı olmak istiyorsa işsiz kalmaz. Hocam, bilim insanı dediğiniz tabii çok önemli. Ama akademisyen bilim insanı ihtiyacı yetişmesi için de gideceği yeri bir görmeli. Moleküler genetik bütün testler altyapısı olan laboratuvarı ve hastanesi olmalı. Ondan bunu çizelim. Şimdi biyoloji yazıyor. Ya bir genetik, moleküler genetik testi orada yapılmıyor. Veya moleküler genetikçiler laboratuvarda çalışmıyor. Veya hiçbir şey üretmiyor. Dolayısıyla lütfen bunları iyi düşünsünler. Görmeden, konuşmadan, araştırmadan gelsinler mesela tercih Türkiye'nin Biruni Genom Merkezi'ni kurduk. Hemen hemen 6000 tane hastalığın bugün teşhisini koruyabiliyoruz. Yani bütün ne hastalık varsa Amerika'daki aynı sayıdaki hastalığı biz burada çok düşük fiyatlarla teşhisini koyup ona göre de aslında 4 yıl sonra da mezun olacaklar. 5 yıl sonra mezun olacaklar. Hani genetikle bu kadar gündemimizde bu kadar konuşuyoruz. İşsizlik yani zannediyorum gittikçe daha payı artacak. Şöyle, nanoteknolojiyle birleşti bu bölümler. Çok faydalanıyorlar. Birbirlerine içli dışlılar. Burayı tercih edecek öğrencilerimizin bilgisayara, bilişime sahip olması lazım. Tamam. Yazları lütfen iyi bilgisayar eğitimi alsınlar. Evet. Yabancı mesela bilimsel makaleleri İngilizce aslından okusunlar. Bu noktadan demek dil de öğrenecekler, iyi öğrensinler. O zaman işin insanı olur. Bir de dili bilecekler hocam. İşin insanı, güzel bir tabir. İşin insanı. İşin insanı güzel bir tabir.